kızını hafız yap, medresede okut. Gönderiyor 1000 kilometre ötelere, erkeklerin arasında kalıyor, bilmem ne bilmem ne. Bir de öğrendikleri bir şey, efendim kız tabibe, işte doktora, şuna ihtiyacın yok mu? Peki, benim halam, teyzem, kızım ömründe bir defa, iki defa hastalanacak. Hastaneye gidince vebale girmesin diye bayan doktor arattırıyorsun bana. Halbuki fıkhen ben aramıyorum. Neden? Zaruret anında erkek tabip muayene yapabilir. İlla edep mahalli olacak diye bir şey yok ki. Röntgen çekiliyor uzaktan. Bakmıyor bile adam, filme bakıyor. Yani illa bir temas yok ki orada. Bunun fetvasını ben bulabildim. Peki o kızcağızın ömür boyu erkeklerin içerisinde durmasına fetva buldun mu? Benim halamı kurtarmaya çalışırken kurban olduğum senin imanına. O insanı niye kurtarmaya çalışmıyorsun? Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Peygamberler etrafına 50 kişi, 100 kişi toplamışlar. 10 milyonu ikna edemiyor. Ben mi ikna edeceğim? Yani bir seferde ben anlatacağıma kanaat getirmiyorum. Sadece söylüyorum. Karar senin. Erkek dinini, namusunu, vatanını koruyacak. Kadın da iffetine sahip çıkacak. Erkekten uzak duracak. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنْ Ey hanımlar, evinizde oturun diyor. E biz de evimizden çıkmayacağız mı? İtirazı bana yapma arkadaşım. Muhatabın Allah'tır. Ben sadece tercüme ediyorum. Anlarsın, anlamazsın. Ben de aciz bir kulum. Cennetim yok, sana cennet vereyim. Cehennemden seni hiç kurtaramam. Kendimin garantisi yok bir defa. Allah hepimizi cehenneminden azat eylesin. Ama böyle hemen yorumlar yapabilirsin. Serbestsin, özgürsün ölünceye kadar. İki nokta üst üste. Ölünce paket. Ondan sonra öyle işte. Gelmez ayın çarşambası.